köpekler. Rahatsız ediyorum ama ben gideceğim. Hadi bakalım. Geldik arılarımızın yanına. Hadi bakalım. Maşallah şurada bir kovanımız. Çok güzel yavru uçurur. Şöyle yakından bir bakalım neler yapıyor. Bu yıl arılarımız zayıftı. 6 tane katlı kovanım var. Bir de şurada bir yarım kovan var. Yine yemeklik balımızı aldık. Fazlasıyla aldık. Şöyle göstereyim. Bahçemiz böyle. Katlı kovanlarımız doldurdu arkadaşlar. Hani diğer bölme kovanlarım da kışlık balını yaptı. Şimdi açacağız, bakacağım birkaç tane kovana. Durumlar nedir? Herhalde birkaç güne bu arıları sağarım diye düşünüyorum. Hala bal geliyor fakat biz tabii buraya geç geldik. 7. ayın 7'si mi 8'i mi neydi geldiğimde. Daha bir ay olmadı. Arılar gayet güzel doldurdu. Rize'de Mayıs ayı çok kötü geçti arkadaşlar. Mesela Nisan'da arılarımız doldurdu. Fakat Mayıs ayı komple yağmurlu geçtiği için Rize'de arılarımız geri gitti. Yavrudan bile düştüler. Mayıs ayında hiç yavru yoktu. Arılarımız ciddi bir gerileme oldu arılarda. O yüzden bu yıl böyle oldu. Ama inşallah burada sayımızı arttıracağız. Çok güzel de arı yetiştireceğimize inanıyorum. Çünkü bereketli bir yer. Bir ayda burada arıların yaptığına şahsen inanamadım yani. Ki zayıf arıların yaptığına. Şu anda da arılar balı doldurdu. Arıların tarlacısı bitti diyebilirim yani. Artık burada da yoğun bir bala girdiği için arı yavruyu bıraktı. Arılarımızın da cinsi güzel. Bakalım nasip. Geldiğimde bütün arılarım boştu arkadaşlar neredeyse. Hiç bal yoktu diyebilirim. Burada 3 günde hani açlıktan ölmek üzere olan arılar burada 3 günde bal stoklamaya başladı. Ve yapacağını yaptı diyelim yani. Bakalım hayırlısıyla. Şu 6 kovandan herhalde 100 kilonun üstünde bir bal alırım diye düşünüyorum. Rahat bir şekilde. Böyle. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Tek başım olduğum için video çekip paylaşamıyorum. Daha da güzel videolar paylaşacağız. Bu araziyi adam edeceğiz. Bu arazi benim. Bu araziyi adam edeceğiz inşallah.
etrafını bir tel çevireceğiz. Arazi girinti çıkıntılı, burayı bir tesviye edeceğiz, böyle düzleyeceğiz. Güzel şeyler yapacağız inşallah, hepsini video çekmeye çalışacağım. Nasip olur, yapabilirsek eğer. Şimdi bir bakalım. Arıların durumu nedir, ne değildir. Şöyle zayıf kovanlardan başlayacağım. Kattılar zaten yapacağını yaptı. Şurada bir ana kutusu, ana kutusundaydı, burada bir arı var. Şöyle küçük kutudaydı. Bunu aldım. Ona sığmıyordu. Bakalım o ne yapmış. Şu kutuda bir yarım çerçeve arı vardı. Yani yarım çerçevenin yarısı kendi çerçevesiyle. Yani büyük çerçeveyle yarım çerçeve yapar. O ne yapmış? Böyle bir bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir arı üstten yakından göstereyim arkadaşlar. Arı yapacağını yapmış. Çok güzel bal toplamış. Son çerçevesi. Bunu daha yeni verdim. Bakın kabartmaya başlamış. 2 yıl önce verdim. Durum bu. Burası da komple göz balı. Kovanlarda arı kalmamış arkadaşlar. Arı balı görünce yavrudan düşmüş. Bakın çıkan yavrunun yerine komple bal doldurmuş. Burada da yine çıkan yavrunun yerine bal doldurmuş şu şekilde. Bunlar yaptığım bölmeler arkadaşlar. Bunların içinde 3 ya da 4 çerçeve arı vardı. 3-4 çerçeve arının yaptığı bu. Bu çerçeveye yeni yumurta atmaya başlamış. Evet, çok güzel. Günlük atmış bu çerçeveye. Arı kışlık yiyeceğini yaptı arkadaşlar. Bu arıya kışlık hiçbir besin takviyesi yapmama gerek yok. Bakın burada da çıkan yavrunun yerine yine bal atmış. Şu an toplasanız bu arada iki çerçeve bir arı var yok. Çerçeve illaki full baldır.
öyle gözüküyor. Bakalım. Evet, full bal ve polen. Burada da yavrusu var yine. Kapalı yavru. Hala güzel bir nektar geliyor. Kapalı ve açık yavru var. Evet, durumlar böyle. Bu yeni yaptığım bölmelerin fare dolaşıyor şurada. Bu yeni yaptığım bölmelerin durumu böyle arkadaşlar. Hepsi kışlık yiyeceğini yapmış. Kışın hiçbir besine ihtiyaçları yok. Şimdi burada mısır ekini var sağımızda solumuzda. Güzel bir polen geleceğine inanıyorum mısırdan. Mısırdan bal da gelir. Yine arılar. Hani Eylül'de de burada biraz bal geleceğine yine inanıyorum. Bu arılar daha da güzel bal sırlayıp güzel de bir yavruya girecektir. Bu ayın 15'i 20'si gibi de varova ilaçlaması yapacağız. Kışa bomba gibi hazırlanacağız inşallah. Seneye bu kuşlu arıların hepsi birer büyük kovan olacak. Hepsinden de bir bölme alacağız. Mevcudumuzu 2'ye ya da 3'e katlayacağız inşallah. Görüşmek üzere.